Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, uzun bir süreden sonra bugün tekrar sizlere video çekiyorum. Bu güzel ve kolay modeli başlayacağız birlikte. Ben başladım. Sizinle de yapmak istiyorum. Bu benim model yapmak için yazmam. Şimdi ben üçgen dağlar yaptım ve bu dağların uçlarını pırpır yaptım. Çok kolay ve basit bir model. Ama aynı zamanda da gösterişli bir model bu. Bu arada kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkür ediyorum vereceğiniz destekleriniz için. Şimdi buraya iki tane pırpır yaptım ben. Ve iki pırpırdan sonra iki tane zürafa yaptım. Ve ikinci zürafamın içine geri dönüyorum. İkinci zürafamın içine geri döndüm ve ikinci pırpırımın içine çıktım. Ve buraya tekrardan iki tane pırpır yapacağım. İğne oyası yapan arkadaşlar zaten bu dağ yapımını biliyordur. Bilmeyenler için de yavaş yapmaya çalışıyorum. İğne oyasında olmazsa olmazımız bu model. Her araya yakışır. Ve tekrar aşağıya indim. Bir pırpır daha yaptım. Ve şimdi iki tane zürafa yapıyorum tekrar. İkinci zürafamı yaptım. Ve tekrar içine geri döndüm. Ve aşağıya indiğim pırpırın içine tekrar düğüm atıyorum. Ve tekrar tepeye düğüm atacağım. Bu arada pırpırlarımızın tek kanadını yapmış oluyoruz. Ve bu tepeye bu defa iki pırpır değil tepe olacağı için üç pırpır yapacağız buraya. Pırpırlarımı gördüğünüz gibi çok büyük yapmıyorum. Mümkün olduğu kadar küçük yaptım. Çok kaba olmasın istedim. Çıtı pıtı bir model çünkü. Renklerini siz kendi zevkinize göre her renkle süsleyebilirsiniz. Ben birkaç renk kullandım ama model olduğu için devam etmediğim için siz yazmanıza göre renkler seçersiniz. Şimdi tepeden aşağı iniyorum tekrar pırpırlarımı yaparak. Tepeye 3 pırpır yaptık. Ve sonuncu pırpırımı yapıyorum buraya. Evet, dağımız bu şekilde oluştu. Üçlü bir dağ yaptık. Zürafalarımı yapıyorum. Ben aralarda 5 zürafa yaptım. Altıncıya tekrardan pırpır yaptım. Ama siz yazmanızın ne kadar ara vermek isterseniz, arasını ne kadar açmak isterseniz ona göre zürafayı eksiltebilirsiniz veya çoğaltabilirsiniz. Bakın bu şekilde dağımız tamamlandı. Şimdi üstüne geçelim. Ben yine aynı renkleri kullanacağım. Mor ipimi aldım öncelikle. Buradan mor ipimi takacağım. Tersten düğüm atıyorum öncelikle. Ve gördüğünüz gibi ikinci pırpırdan düğüm atıyorum. Bir pırpır altta kalacak, bir pırpır üstte kalacak. Ve ortalara pırpır yapacağız tekrar. Tersten düğüm attım. Önümü çevirdim modelimin. Ve buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir model. Mutlaka iğne oyasını seven arkadaşlarımız denemek isterlerse deneyebilirler bunu. Gerçekten kolay bir model. Çok rahat yapabilirsiniz ve aynı şekilde de gösterişli duruyor.
Elinize alıştırmanız için çok ideal bir model. Bu şekilde 3 tane pırpırı yaptım. Ve şimdi iplerimizi keseceğiz buradan. İplerimi kestim. Ve ben birinin tepesini sarı yaptım. Birinin tepesini kırmızı yaptım. Bunu da sarı yapmak istiyorum. Söylediğim gibi tamamen renkler size kalmış. Ben elimde hangi ip varsa o an uygun onunla model yapıyorum sadece. Yazmama devam ettireceksem zaten yazmama göre renkler seçiyorum. Ama yazmama devam etmediğim için yine tersten düğüm attım. Ve 3 tane pırpır yapıyorum buraya. Evet, üçüncü pırpırımı da yaptım. Şimdi iplerimi keseceğim tekrar. Ve üçüncü rengime geçeceğim. Bakın ikinci rengimiz de bitti. Ve üçüncü yavru ağzı rengimi takacağım. Tekrar tersten düğümümü attım. Yine ikinci pırpır. Bir pırpır altta kaldı, bir pırpır üstte. Ve buraya tekrardan 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. İkinciyi yaptım. Ve üçüncüyü de yaptım. Şimdi fazlalık iplerimizi kesiyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz çok güzel oldu. Çıtı pıtı bir model, rengarenk. Siz daha bunu renklendirebilirsiniz tabii ki. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlara da kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.